Hoş geldiniz. Hoş Ayağımız bulduk. tozuyla Emir Dağ Sağlıklı maçından buraya geldik aslında. Evet, öyle oldu. Biraz önce maçı izledik. Evet. Nasıl geçti hocam? Sizin düşüncenizi alalım. Şimdi önce iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Bizi akşamlar izleyenlere diliyorum. iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş bayramlarınız Başarılı mübarek bir yayın olsun. olmasını diliyorum. Sağ olun hocam. Şimdi öncelikle Emir Dağ'ı bir kutlayalım. Evet hocam. Emir Dağ ile bu son 2 sene 4 maç yaptık. Maç yaptık Demirspor olarak. Hepsinde bir de üstün bir oyun Mağlup kurarak tabii oldunuz. bizi yendiler. Maça gelince bugünkü maça zaten haftalar önce şampiyonluğu garantilemişlerdi. Fizik olarak ve mental olarak, psikolojik olarak iyi hazırlanmışlar maça. Teknik taktik olarak da başarılı bir takım Üstün bir gördüm takımdı. bugün ben. İyi bir takımdı hocam. Ve maçta efendim her futbolcu canını dişine takarak oynadı. Verilen görevleri yerine getirdi. Ben Sandıkspor'u biraz daha efendim daha iyi olacağını düşünüyordum. Sandıkspor'un bugünkü gördüğüm Sandıkspor beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Favori gösteriyordu hocam. Tabii favori. Niye favori? Bir kere oynadığı ligde Emirdağspor'dan daha güçlü takımlarla oynadı. Bölgesel amatör ligde. Harcamalar yaptı. Onun için yani normalde favori Sandıkspor'du. Kesinlikle. Çünkü hem tecrübe olarak hem maç kalitesi olarak daha önde olması lazım diye düşündük. Fakat bugün İstenen sonucu alamadı. evet yani istenen sonucu alamadı. Bayağı da bazı futbolcular da yürüdü diyebiliriz yani sahada. Öbür takım da efendim basmadı yer koymadı. Maçla ilgili biraz bilgi verelim hocam. Yorumlarınıza devam edelim. Tabii. Emirdağspor 7. dakikada Yunus Emre Yılmaz'ın golüyle 1-0'a geçti. 13. dakikada Kadir Fırat'ın golüyle durumu 2-0 yaptı ve maç bu şekilde sonuçlandı Şimdi hocam. burada Emirdağspor'un gollerinde gol vuruşu dediğimiz Eksik kaldı. vuruşları yaptı Emirdağspor golleri. Fazla Yani yüklenebilir miyiz hocam? Emirdağspor gol vuruşlarını yani son vuruşları gol vuruşu dediğimiz böyle güzel isabetli vuruşları yaparak gole gitti. Tabii ondan önce ara pası verdiler. Rakibi efendim arkasına atılan toplarda başarısız oldu Sandıklı savunması. Özellikle birinci golde Sandıklı savunmasının solundaki futbolcu topu kaptırdı çıkarken ve oradan Ataklar ortalanan oldu. topu gol oldu yani. O bakımdan büyük bir savunma hatası, Hatası. pozisyon hatası oldu. O bakımdan ikinci devre Sandıklıspor yakaladığı fırsatları yani kalenin önünden altı pas çizgisi içerisinden yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Gelelim bu bal dediğimiz lige, bölgesel amatör Oraya gelmeden ligine. hocam. Bal ligi demek yanlış oluyor. Çünkü Bölgesel bal amatör. kelimesi balın kısaltılması bölgesel amatör lig demek. Onun için bal ligi diye söylüyoruz ama alız alışkanlığı yanlış oluyor. Bal ligi diye Doğrusunu söylemek evet gerekirse. bölgesel amatör lig ama bal ligi diye de telaffuz Tamam edersek hocam. artık o şekilde anlaşılır yani. Evet hocam. Bölgesel amatörlük dedik. Süper amatörlük var. SAL var. Bu arada SAL deniliyor. Sizin oynadığınız lig. Hocam kısaca Afyonspor maçına da konuşalım. Ondan sonra sizin konuşmak istediğiniz Şimdi konulara. bu bal ligiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii hocam. Bu bal liginden önce Dal diye bir lig var. Deplasman amatör lig. Dal. Bunlar Yani asal bu dalga evet gidiyor hocam. bu Dal ligi başarılı olamadı. İşte süper amatör vardı zaten. Sonra bu bala dönüldü. Şimdi bu balda son dakikada grup birincilerini üçüncüye çıkardılar direkt. Evet. Geçen sene efendim Bolu Spor şampiyon hiç namalip Statü şampiyon oldu, birinci oldu. Elemelerde elendi. efendim bir elendi. Statü kurban oldu hocam. Evet yani hayal kırıklığına Bu uğradı. sene dinize direkt Yani çıkardılar. evet şimdi bir de bazı bu ligde bölgesel amatör ligdeki bazı gruplarda averajda ikinci olan takımlar var. Evet. Şimdi bunlar ne olacak? Haksızlık oldu. Yani değil mi?
maç oynanırken sen kural değiştiriyorsun. Çünkü evet, sezon başındaki açıklanan esaslarla, yani bu bir hafta önce, bu daha yeni oldu, geçen hafta açıklandı değil mi, evet, TFF'nin kararı? Şimdi o zaman onlara yazık yani. Onun için bu statünün kesinlikle değişmesi lazım. Şöyle, bu bölgesel amatör lig 4. profesyonel lig adı altında 3-4 tane 5 tane amatör futbolcu oynatma mecburiyeti getirilebilir. Efendim genç futbolcu oynatma mecburiyeti getirilerek bir esasa bağlanır. Sonra oradan gruplar olur. Gruptaki sondaki 3-4 takım, 2 takım neyse düşer. Onun yerine bu şeylerden, süper amatörlerden veya amatörlerden şampiyon olan takımlar arasındaki maçlar eskiden öyle oluyordu. Eşit dağılım olmasaydı. Öyle çıkar oynar. Gücü olan oynar. Yani şimdi bu sene Emirdağ Spor çıktı. Seneye efendim Bolvedin veya Emirdağ Spor'dan birisi yine baraj maçı oynayacak. Yani bu onun için uzun vadeli bir yatırım yapamıyor takımlar. Tabii ki. O bakımdan buna bir esaslı çözümün getirilmesi lazım. Bu biraz böyle azaleye getirilmiş bir lig. Ayrıca bu bağlığın bölgesel amatör liginin kurulmasıyla beraber süper amatör, amatör takımlar ve birinci, ikinci amatör takımlar büyük darbe aldılar. Kesinlikle. Büyük, biraz top oynayan futbolcular efendim bu bölgesel amatör lige giderek, çünkü bayağı iyi para var bunlarda. Kesinlikle. Bir üçüncülük kadar para sarf ediyor bunlar. Şimdi bölgesel amatör ligin altındaki amatör takımlara hani tavşanın suyu kalıyor. Çünkü orada daha iyi şartlarda futbolcular efendim transfer oluyorlar. Efendim yarı profesyonel gibi biraz top oynayan futbolcularımız futbolcular Türkiye çapında oralara gidiyorlar. Bugün ben Sandık Spor'un futbolcularını gördüm. Bizim amatör kümelerde mesela diyelim ki Salarsa Spor'da, efendim Susuz'da, efendim hatta kendi takımımda benim Demirspor'da bile bu takımda oynayacak ölçüde futbolcularımız var yani. Var yani burada. Kesinlikle. Yani onun için buna bir çözüm getirme diye düşünüyorum. Buradaki bir kriter yok ya diyorsunuz. Evet yani burada bir şey yok yani. Bir değerlendirme kriteri yok. Evet yani diyorsun. Şimdi herkes oraya gidiyor. Olan da buradaki amatör takımlar oluyor. Yani hem kesinlikle piyasa yükseliyor hem futbolcu azalıyor. Haksız rekabete yol açıyor. Evet, haksız rekabet oluyor yani. O bakımdan Futbol Federasyonu'nun artık buna bir el atması lazım gelir diye düşünüyorum yani. Kesinlikle hocam. Hocam Balasal'a girmeden önce, girdikten sonra pardon, Afyonspor'a geçelim hocam. Kısa onu da değerlendirelim. Sonra yine Süper Amatör'den devam edelim. Afyonspor Menemen'e 2-1 mağlup oldu bu hafta. 4. dakikada Kambayasal'ın golüyle Afyonspor'a öne geçti Mor Beyaz ekibimiz. Fakat 9. dakikada Gençer Cansev ve 22. dakikada Atlay Gürkel'in golleriyle 2-1 mağlup oldu. Ve puan farkı 5'e düştü. Menemen Spor artık kümede kalma umutlarını arttırdı. Biz Afyonspor olarak Batman Petrolspor'la puan farkımız 5'e düştü ve 13. sıraya kadar geriledik. Haftaya bir Sparta maçı var hocam. Evet. Sıkıntılı bir sürece gidiyor Afyonspor. Kalan 4 maçından en az 2 galibiyet çıkarması gerekiyor. Ligde kalmak istiyorsa. Playoff hattından emin olun biz de burada konuşacağız. Evet, şimdi şöyle. Ben Afyonspor maçlarını izleyemiyorum. Benim Demirspor'un başında olmam hasabıyla. Denk geliyor sürekli. Efendim maçlarımız çakışıyor. Efendim izleyemiyorum. Bir de olsa bile gitmiyorum. Çünkü ben Afyonspor takımında, Afyonspor'un ikincilik olduğu, ikincilikte oynadığı zamanlarda uzun süre 20-25 sene ben Afyonspor'da antrenörlük etmiş, yöneticilik etmiş bir adamım. Şimdi bizi böyle yok saydıkları için bu yönetim, bundan önce yönetimden ben de Afyonspor maçlarına gitmek içimden gelmiyor daha doğrusu. Bunlar zaten Afyonspor demiyorlar. Afyonspor olarak kuruldu. Ben eski Afyonspor olarak görmek istiyordum. Ancak baktım ki biz efendim eski Afyonspor'la ilgimiz yok deyince ben de pek maçlara gitmiyorum. Yalnız geçen hafta arasında burada oynanan maçın ikinci devresini seyrettim. Birinci yarının son dakika, o arada bir gol oldu.
ve onu seyrettim. İkinci yarı gördüğüm Afyonspor. İkinci yarı çok böyle yetersiz sporculardan kurulu. Efendim sanki sezonun sonu gelmiş gibi. Savunmada çok efendim hata yapan, kompakt oynayamayan efendim girdiği yani gol pozisyonu falan yaratamadı. Belki 6-7 tane gol kaçırdı rakip takım. Adını hatırlamıyorum şimdi. Düzce Spor hocam. Efendim? Düzce Spor. Evet o tamam evet o. Düzce o takım. Spor. Yani 6-7 tane gol kaçırdı. Ondan sonra baktım ertesi gün bir gazete yazmış hakem engelledi diye. Kardeşim hakem nerede engelledi? İkinci ara. Ben birinci ara bir penaltılı pozisyon vardı galiba. Hakem onu vermediği için herhalde engelledi adı oluyor. Verseydi değişir miydi bilmiyorum ama Afyonspor'u benim izlediğim için de öyle ki Afyonspor biraz böyle bende hayal kırıklığı yaptı. Ben daha iyi çünkü gazeteyi okuyorum. İyi gözüküyor. Gidiyor efendim ilgileniyorlar. Efendim takımın başındaki arkadaşlar var. Koray efendim ilgilenen para da oldukça yani fazla bir maddi sorunların da olduğunu sanmıyorum. Eksik olan ne hocam sizce? Efendim, sizce eksik olan ne? Yılların tecrübesi olarak, Aygır Hoca olarak. Sizce Afyonspor'daki en büyük eksiklik dediğiniz şey şu ne? Tecrübeden mi yararlanmıyor hocam? Ya şimdi bir takımın başarısızlığı birkaç sebebe bağlanamaz. Yani mesela yönetimde hata olur, hoca hatası vardır, transfer hatası vardır, antrenmanda da yeteri kadar çalışmıyor olabilirler. Efendim ilk 11'i yaparken formada yanlışlık artık olabilir. Değişikliklerde yanlışlıklar olabilir yani. Bunlardan birkaçı oluyor ki başarısız oluyor. Tabii şimdi bir de şunu söyleyeyim. Afyonspor'da hocalık etmek de çok zordur. Yani profesyonel takımda. Bir de bizim gibi küçük şehirlerde, kentlerin takımlarında yöneticilik etmek de çok zordur. Efendim 1-0 yenersin, neden 2-1, 2-0 olmadı, 3-0 olmadı diye efendim eleştirirler. Efendim hemen istifa ederler. Efendim orada hoca çıkıp da gol atacak değil, bir gol kaçırır takım. Penaltı kaçırır, oraya istifa diye bağırırlar. Onun için yani hani dışı eli yakar, içi bizi yakar gibi bir şeydir buralarda profesyonel takımların durumu. Onun için işin içine girmeden fazla da hariçten kadar okumak özellikle benim için yılların doğru olmaz yani. Doğru olmaz. Ama ben içinde olmadığım için fazla bilmiyorum ama yani bir şeyler kötü gidiyor ki. Sonuçlar kötü. Şimdi maçtan, amatör maçtan Sandıklı Emirdağ maçından gelirken yolda benim ta eskiden tanıdığım iki arkadaşım, birisi efendim Endüstri Meslek Lisesi'nde memurluk gidiyordu. Onu bindirdim arabaya. Yolda gördüm. Bir de onun yanındaki bir eski, çok eskiden yıllar önce tanıdığım bir biraz hasta olan bir arkadaşı getirdim. O Hilmi dedi ki hocam bu Bursa çok hasta birimizdir. O da çok böyle meraklanmış ve endişeli. Hocam dedi muhakkak ispatlamasını almayız yoksa düşürüz dedi. Ben dedim ki Hilmi maçı Isparta'ya alırsak düşmez miyiz dedim. Hocam düşmeyiz. En azından Isparta'yı yenmemiz lazım dedi. O zaman yeriz ya merak etme dedim yani. Bir maç alırız dedim yani. Onun için fakat durum ben puan cetveline biraz baktım. 11. sırada falan galiba bugün aynen gelirken abi. Şimdi baktım. 43 puan. Efendim tabii en az bir galibiyet almamız icap ediyor. Batman Fethullah çekişiyoruz. Bu profesyonel takımları başında yönetici olarak, antrenör olarak, efendim işte futbol şube sorumlusu olarak çalışmak falan tabii kapasiteli insanların işi. Kapasiteli insanların bilgi, donanım lazım. Bir de fedakar gelecek yani zamanından fedakar gelecek falan. Böyle insanlarımız yok mu Afyon'da? Var elbette ki. Fakat onlar iş başında değil şimdi şu anda. Öyle insanlar iş başına gelirse sanıyorum yani en azından bu yönetim ruhunda yani kulüp başkanının yanına bu tür birkaç arkadaşımız daha gelirse buna benzer ileriki yıllarda daha iyi olur diye düşünüyorum. Pazar günü Afyonspor'da Isparta FK ile karşılaşacak Zafer Stadı'nda. Bu şekilde Afyonspor dosyasını evet kapatıyoruz. Şimdi Afyon Isparta maçları eskiden beri Çok iddialı olur. İlk maçta çok 0-0. Efendim benim birkaç antrenör olduğum zamanlar
Birkaç maçım var. Eski Atatürk Stadı'nda. Isparta'da. Hatta bir Isparta Afyonspor maçında Isparta'da oynanan maçta maçın hakemi Afyonlu bir hakemdi Eskişehir'de Eskişehir bölgesinde Abdullah Akyalçın. Evet. Onun küçük kardeşi Anayasa Mahkemesi üyeliği falan yaptı. Ahmet Akyalçın. Bizim komşumuzdu. Biz güvendik tabii efendim. Bu maçta en azından yani fazla bir şey olmaz diye. Fakat o maçta da belki hakemin yapacağı bir şey yoktu. Biz yenildik. İstanbul'da Ali Beyköy maçını berabere bitirdik. Isparta Vefa'ya yenildi ve Isparta küme düştü. Evet. Yoksa Vefa Isparta yenmeseydi biz küme düşüyorduk o maçta. Çok iddialı bir maç olmuştu o maç. Yani bu husumet aslında oradan mı ediyorsunuz? Yani? Yok, yakın illerde mesela Uşak, Afyon, hep Isparta, Afyon, Burdur, Afyon maçları hep böyle yakın olduğu için seyirciler gidip geldiği için uzak olsa kimsenin fazla seyirci olmaz, olay olmaz. Şu kalabalık gidildiği için seyircinin içerisinde tabii ateşli olanlar var, fanatik olanlar var. Biri de bir taş atıyor, o onu atıyor falan derken yani yakın böyle işte malum futbol tarihimizde Sivas-Kayseri maçı vardı. Abi, sanıyorum bir ölüler de oldu. Çok aynen, müthiş bir. Hala o husumet devam eder yani. Evet. Yani. Bizde öyle bir şey olmadı ama yakın komşu olduğu için o ikinci Türkiye Ligi'nde o zaman üçüncülük falan yok. Tabii. Birincilik var, ikincilik var. Ondan sonra düşen amatör hüküme düşüyordu. Ve kalite çoktu. Çok iyi kaliteydi yani. Şimdi o zaman 15-16 takım birincilikte vardı. 15-16 takım ikincilikte vardı. Toplam işte o 30-35 takım arasında bu ve o zaman hayatlısı. Yani futbolcu takım sayısı az. Futbolcular bir takımda çok iyi futbolcular bir araya gelerek kaliteli oluyordu. Mesela şu andaki Afyonspor bizim o ikincilikte oynadığımız takımların yanında falan yani çok sönük kalır. Sönük kalır. Niye? Çünkü şimdi bir baktım ben 130 takım var şu anda Türkiye'de. Profesyonel takım var. 130 tane. Süper Lig'den 3. Lig son yani Süper Lig'de 19 takım var. 2. Lig'de, 1. Lig'de 19 takım var. 2. Lig'de 19-20 var. 3. Lig'de 19-20 var falan böyle. 130 tane takım var. O bakımdan şimdi şöyle dünyada, Avrupa'da profesyonel futbolcu, futbolun kalitesi yükselirken bizde maalesef kalite düşüyor. Bizde eskisine göre efendim futbolda tempo, hız, dayanıklılık, koşu mesafeleri falan arttı. Eskisine göre bilimsel verilerden yararlanmak gaydıyla. Fakat Avrupa'nın biz buna rağmen Avrupa'nın gerisindeyiz şu anda maalesef. Bu da yabancı futbolcuları, çok yabancı futbolcu var. Yani biz uzun vadede veya orta vadeli planlar yapıp da kendi futbolcumuzu kendimiz üretemediğimiz için, efendim futbolda gelişme olmuyor. Verim alınmadığı için. Verim alınmıyor. Sonuç alınmıyor. Evet, şimdi ayrıca şunu söyleyeyim. Şimdi sizin bu... her hafta bir arkadaşı futbolla ilgili değerli arkadaşlarımızla ben birkaç tanesini seyrettim. Onlara yer verdiniz. Onların düşüncelerini açıklama fırsatı buluyorlar filan. Şimdi bu çok iyi bir şey amatör futbol için. Yani belki biz şimdi herhalde binlerce kişi seyrediyor diye düşünüyorum ben böyle. Çünkü zaman zaman ilgi gören bir bugün salı olduğu için fazla maç falan da yok mesela. Pazartesi evet. Günleri mesela başka bir kanalda futbol programı var ama o arada dün mesela Fenerbahçe maçı vardı. 3-3 bitti son anda. Yani dünkü maçta da önceki Galatasaray maçında da yorumunuz öyle hatalar yapılıyor ki pozisyon hataları efendim savunmada futbolcunun yaptıkları hatalar yani bunlar nasıl bu takımlarda oynuyor diye insan düşünmeden kendini edemiyor. Yani ben hayret ediyorum. Mesela Galatasaray'ın yediği gollerdeki
pozisyon hatası, Fenerbahçe'nin yediği gollerdeki pozisyon hataları, yani bunları o kapasitedeki futbolcunun onunla yapmamız lazım. Yani. Ama futbol bu. Hata şimdi hocam. Futbolun bir özelliği var. Futbol bazıları futbol basit bir oyun der. Çok yanlış bir şey. Futbol basit oyun falan değil. Basit bir gözüken ama kompleks bir oyun, karmaşık bir oyun. Çok zor bir oyundur. İçinde binlerce hareket var. Kesin hocam. Yani bine yakın hareket var. Yani bu 1000 tane ayrı hareket değil. Mesela 10 tane sprint atıyor. 20 tane kafa vuruyor. Efendim 30 tane dribling yapıyor. Bunların toplamı 1000-1500 hareket. 1,5 saat 90-95 dakika içinde. Bunlar kolay artık bir şey değil yani. 100 dakikaya çıktı hocam. Ha yani ha bir de futbolun bilinmezliği var. Yani şimdi bugün örnek vereyim. Emredağspor 7. 8. dakikada bir gol attı. Arkasından bir daha gol attı. Bunu önceden biliyor muydu kimse? 7. dakikada o futbolcu gol atacak. Öbür futbolcu 15. dakikada gol kurtaracak. Öteki şu dakikada avuta çıkacak diye falan. Futbolun bilinmezliği bu işte. Bilinmezlik yüzünden karakterize edildiği için futbol çok ilgi çekici ve tribünlerin dolmasına ulaşan bir oyun. Bugün efendim sağ tarafımda benim oturduğum yerde efendim sandıklılar vardı. Öbür tarafta Emedaspor taraftarları vardı. Bulunduğumuz yerde bayağı bir kalabalıktı. Ben bugün yani çarşıda pazarda görmediğim veya çarşıda pazarda gördüğüm birçok insanı şeref tümünde gördüm. Ya bayağı dedim yani futbol sever varmış Afyon'da. Yani amatör futbol. Çoğu da katılmıyorlar hocam. Efendim? Futbol sever çok ama ilgi duyup gelmiyorlar, katılmıyorlar. Öyle mi? Yani aslında güzel yani oluyor. Bu başlar, güzel oluyor hocam. Yani bu kadar izleyicisi olan bir amatör futbolun Afyon'da çok daha ileri olması lazım, gelişmiş olması lazım. Bayram havasında bir maç oldu bugün aslında. Ya, çok güzel maç oldu yani. İnsanlar bir ara tatsızlık oldu. Son dakikalarda olacak. Ha ben bir de şunu diyeyim. Orada bir sandıkların son dakikalarda attığı bir gol vardı. Uzun gol. İki tane gol attı. Biri iptal, ikisi de iptal. Ya ne, onu ben anlamadım. Offside mi vardı? Foul mu vardı? Ama offside yok ki. Arkasında futbolcu var. Hakem böyle bayağı kaldırdı. Hayır arkasında o arkadaşın futbolcu vardı. Göğsünü aldı döndü vurdu. Arkasında futbolcu vardı. Yani atılan top da belki kaldırmış olabilir. Ondan dolayı. Yok ya o zaten öndeydi öbür arkasında. Yani onda offside yoktu. Kesinlikle ama ne hakem. Ben faul falan sandım önce. Veya o arada. Diğer golde de bence biraz tartışmadı. Diğer Sanlıspor attı. Diğer kayıcı top elden sektirdi. Boş kaleye gol attı. Ona faul verdi mesela. O tamam. O da ikinci gol mü? İkinciye attı değil mi? Gol. Onda faul vardı. Faul vardı. Kaleci tuttu. Şey etti. Kaleci övledi. Onda biraz bir şey tartışmalı gitti hocam sonra. Tamam şöyle. Şimdi uzatmalarda 2-0 galip geldi şey. Emredağspor. Yani bir gol yese öbür takım biraz daha böyle o arada hırslı, azimli, kararlı, saldırgan bir oyun olursa belki o golü yani bir tane gol atsaydı ortalarda 60. dakikada, 55. dakikada falan belki beraberlik olur, maçın uzaması mümkündü ama zaten orada birkaç arkadaşımız da vardı. Dediler hocam Emredağspor bu maçı vermez. Belli dediler. Ben de doğru dedim. Ve nitekim vermedi yani. Başakşehir Giresun maçı dönüyordu hocam. 4-2'den 4-4 oldu az daha maç. 5 dakikada olsa. Yani bu futbolda her şey mümkün. Yani demin de söyledim. Futbolun efendim biz mesela son geçen yıl biraz da söz açılmışken Demirspor'dan bahsedeyim. Tabii ona biraz sonra gireceğiz hocam. Yani biz de mesela son dakikalarda attığımız gollerle efendim burada arka arkaya 5 maç aldık biz. 7 maç aldık 2. devre Demirspor. Bunlardan 5'i arka arkaydı ve bunların çoğundan son dakikalarda attık golleri. Kesinlikle. Bu bırakmazsan maçı bu olur yani. Süper Amatör Lig'e buradan giriş yapalım hocam. Bu sene ligde kaldınız Afyon Demirspor olarak. Zor bir mücadele. Sene başından bu zaman demeye kadar. Şimdi şöyle bakın. Ne düşünüyorsunuz? Sayın Zengin. Zengin soyadlı benim yukarı mahalleden de arkadaşlarım vardır. Ahmet Zengin daha var. Gez spor ilminde çalışan bir arkadaşımız. Zengin güzel bir kelime. Tabii şimdi bu bizim Demirspor 2 yıldır bu tür zorluklar yaşıyor. Ondan önce pandemi vardı. Pandemide ara verildi. Bir ara verildi.
Ve iki sene evvel ilk maçlara başladığımızda biz sezon hazırlığımızı yaptık. Son hafta bizim 3 tane futbolcumuz sakatlandı. En iyi futbolcularımız. Yani bir hafta sonra maçımız var. 3 tane futbolcumuz sakatlandı. Hala ondan sakat oynayamıyorlar. Niye? Gece birisi halı sahaya gitmiş. Halı sahada futbol oynamış. İki tane. Ve antrenmanda falan sakatlanmadı. Yani bize antrenman hatası diye gitmiş başka yerler. Sakatlandı. Yerine adam bulamadık. O arada transfer de yok. Çıktık. Geçen yıl efendim böyle sıkıntılar yaşadık. Bir amaç. Efendim fakat tabii bizim bir avantajımız var. Demirspor kendi yığıyla kavrulmaya şiar edilmiş bir takım. Daha ziyade gençlere ve yerli futbolculara önem veren bir takım. Bu arada üniversite öğrencilerinden de bizim kulübümüzün yapısına futbolun fair play ilkelerine uygun futbolculardan oluşan bir takımla biz yolumuza devam ediyorduk. Biz mesela fazla biz transfer ücretine ödemeyiz biz. Yok çünkü. Test durumu nedir hocam? Test durumu nedir son durum? Testler. Test durumumuz bir tane kendimizin antrenman sahası var. Yani küçük de olsa. Eski 3 nolunun orada. Arkasında efendim 40'a 40, 50'ye 50'ye 35 falan oranında. Şimdi bir çim sahamız var. Bizim Abdurrahman Genç diye bir başkanımız vardı. Efendim onun gayretleriyle orası oldu. Tabii o zaman takımda sendika başkanımın da sendikanın da büyük katkıları oldu ve o şu anda amatör bir takım için çalışmasına yardımcı olan bir yer yönü herhalde. Bir de çok eskiden yani benim çocukluğumda beri bir futbol kulübü vardı. Binası var. Soyunma odası var yani orada. Eski. Evet. Orada soyunuyoruz. Orayı da o Abdurrahman Bey'in zamanında bir şey oldu. Elden geçti. Efendim restore edildi. Ve o Demirspor olarak Afyon'da zaten iki tane takım var Afyon'da. Genç, birisi Karşıyaka. Birisi de biz olduk. Diğerleri hep ilçe takımı, köy takımı, filan takımı. Ha, o bakımdan Demirspor bu avantajı neyi kullandı? Biz tabii en son maçta yine en son maçta Susuz Belediyespor. Hayır, geçen sene en son Bilal maçta bizim de beraber kalmamız halinde kümede kalacağımız bir maç Dinar'a gittik. Son 84. dakikada 2-0 mağlubtuk. Bir gol attık. Emre Pancar diye bizim bugün yani Afyonspor'da oynayabilecek teknik kapasiteye futbola sahip bir oyuncu. Bir gol attı ki bakın yemin ediyorum size onu Ronaldo atamadı o golü. Yani onu nasıl attı hala da. Yani fizik kurallarına bile aykırı. Çok iyi vuruştu. Efendim tribünde 1500 kişi var. Kümeye kümeye diye bağırıyorlar. Biz golü atınca onlar fark etmediler beraberliğin bizim işimize yaradığını. Kesinlikle. Efendim siz maçı canlı yaşıyorsunuz. Biz o arada santral alındı. Bir penaltı kazandık. Onu da atınca Emre Pancar 3 gol attı. 2 dakika önce kümeye diye bağıran Dinar sahasında sinek uçsa duyulacak. Böyle bir sessizlik oldu. Hakem düdüğü çaldı. Bitiş düdüğünü sahaya 405 kişi birden girdi. Polisler bir şey diyemiyor. Engellemedi. Çünkü az polis vardı. Neyse biz futbolcu şeye topladık. Bizim futbolcularımızla falan kavga etmeye başladılar. Biz futbolcu saha içine topladık. Hakem sahanın içine kaçtı falan. Neyse. O maçta efendim. Tabii caizse canınızı zor kurtardınız hocam. Ya, can değil de biz yani bizim futbolcuların içinde de iyi dövüşen iyi şeyler var. Yani yeri yeri arkadaşlarımız var. Onlar bayağı bir şey yaptılar. Karşı geldiler. Yani bir zararlı olmadı. Birkaç tane tekme yedi. Birkaç tanesi efendim yumruk yedi ama o artık o maçta karakolluk bir maç oldu hocam. Efendim, karakolluk bir maç oldu. Bir maç oldu ama yani onlar ceza aldılar filan. Bu maçın neden olduğunu ben geldim anlattım geçen sene. Biliyorlar. Bu statü var şeyde.
Yani 12 takımlı bir ligde 3 takım düşüyor. Bizim Afyonspor'da kaç 19 takım mı var? 19. Kaç takım düşecek? Yine 3 takım hocam. 3 takım mı? 19 takım da 3 takım düşüyor. Pandemiden sonra bu hesaplar çok karıştı. Efendim? Pandemiden sonra bu hesaplar çok karıştı. Ya şöyle bu sene de ay şimdi Ahmet Bey, Sayın Zengin. Ben başka illerde ve başka bölgelerdeki takım sayılarını kaç tane o mesela Sakarya grubunda 27 takım var. 3 tane 9'lu takım yapmış ona göre. Hayır, ben dedim şey ki ya şey yükseldim. Yükseldik. 14-15 takım yapalım. 3 takım düşürün. Sayı az oldu siz. Tabii ya. Ve bakın bizim bu sene de aynı oldu. Bizim 28 puanımız var. Yukarıdan 7 takım düşme hattındaydı. Bakın 28 puanla bitirmiş. 29 puanla bitirmiş. Evet. Yani 3. olan takım. Anladım. Sondan 3. olan hocam, takım. Bu çıkan düşen düşmeye iptal etti ya Federasyon. Süper Lig'de üst tarafta, birinci ligde. Ondan sonra bu hesapları iyice karıştı. Yok düşme kalkıyor. Yok şampiyonluk kalkıyor. Şöyle böyle. Ya şimdi mesela alt üst oldu bu onu da yatırın yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela biz hükmen mağlup olduk bir maçta. Buna rağmen biz burada. Karşılaşma. Mesela orada deprem oldu. Bizim deprem olmadan bir gün önceki maçımız normaldi. Hava muhalefette dolayısıyla evet, şey oldu. Ertelendi. O da kaydırıldı. Neyse. Pazartesi gün deprem oldu. Deprem biz mi yaptık? Futbol Federasyonu bütün ülkede maçları iptal etti. Oynatmadı. Bir, şu gün bugün de oynanacak demedi. 6 Şubat Maraş'ta. Daha sonra açıklandı kaç tarihinde olacağını ve fikstürde kaydırma olduğu zaman futbolcu transfer ediyorsun veya yeniden lisans çıkardığın zaman futbolcu bunları da oynatabiliyorsun. 22. maddede yazıyor bu. Biz de bu maçı buna dayanarak bir futbolcu transfer ettik. Bir kaleci yani takımda da oynatmadık. Onu oynattık biz. Şeyde fikstüre güvenerek fikstür kaydırıldı diye. Fakat yorum hatası biraz da şundan. Şeyde açıklık yok. Kitapçıkta net olarak bir şey var. Onun hocam, gibi birçok şey var. Yalnız şöyle böyle bu konuya parantez açalım. Süper Lig'de bir erteleme maçı vardı. Onlar da yeni transferler oynamadı mesela. Ya oynamayabilir. Şimdi bak erteleme ne biliyor musun? Erteleme nedir? Mesela o gün programda 6 maç vardır. 4 oynar ikisi. Bir şeyden hakem iptal eder. Efendim abi, olay çıkar veya bir şeyden hakem erteler. Efendim yarı ertelenir veya yağmur yağar, kar yağar veya gidemez takım yolda kaza geçirir. Bunlar ertelemedir. Evet. Erteleme bunlardır, ertelemedir. O zaman efendim ertelemeye girer. Ama bizim oynadığımız maç ertelemedir. Şimdi bize bu ceza verildi de bu anlatım kargaşasının da etkisi var yani. Şimdi tamamen suçlamayalım efendim bize ceza verenleri. Kesinlikle. Veya itirazlarımızı reddedenleri. Bu da var yani. Bunların düzeltilmesi lazım. Buna benzer daha bu kitapçıkta anlatım bozukları, imla yanlışları, bir sürü yanlışlıklar var. Yani bir okuyun bir. Ne dediği belli değil. Bunlar şey düzeltilmesi hocam, lazım. Bunu yani. Şey olarak diyebilirsiniz. Belki kendinize doğru. Ne mana olduğu anlaşılmıyor diyebilirsiniz. Hani bir mesela bir karar madde olabilir. Ben de bazen Alişan hocamız işte görüşüyoruz ASKF'yle. Evet. Genelde ben de bazen bilmediğim konularda bilgi alıyorum. Bir fikir yürütmediğim için. Çünkü bazı kurallar oluyor ki mesela olabilir, olmayabilir. Mana ne anlama geldiğini anlayabilirsek doğru fikre ulaşırız. Orada biraz belki orada bir anlam karmaşası var. Ya tabii ben işte bunların düzeltilmesi lazım. Bunları ben defaatle dile getirdim. Toplantılarda yazılı gazete oku. Ben yaklaşık 20-25 yıldır Kocatepe Gazetesi'nde yazı yazıyorum. Spor yazısı yazıyorum. Evet. Bunların birçoğunda da amatör takımlarla ilgili yazılar. Sezer Bey de selam. Ya şimdi bak Allah aşkına. Şuraya siz çıkarıyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Güzel. Teşekkür etmez lazım. Ben o kadar amatör futbolla ilgili, amatör takımlarla ilgili yazılar yazıyorum. Amatörleri savunuyorum. Amatör takımlar, amatör futbolcuları haklarını böyle dile getiriyorum. Yahu ASKF'den şundan bundan bana bir kere teşekkür edilmedi ya. Ben anlamıyorum. Bunu okumuyorlar veya nasıl, ne biçim şeydi ya. İnsan mı teşekkür eder? Kocatepe Gazetesi'ne teşekkür et. Hocam ben teşekkür et bu konuyu araştırdım. Teşekkürden ziyade haklı olabilirsiniz kendinizce.
O kitapçı asla ASKP yapmıyor. Ben ASKP yaptı demiyorum. Aynen. Federasyon. Tabii işte. Futbol Federasyonu. O yıllardır aynı basılır. Şeyi değişir. Üstündeki kapağın efendim, tarihi değişir. 2021-22, 2022-23 o değişir. Metin aynı kalır. Aynen aynen. Bazı profesörlerin ettiği gibi. Bazı profesörler biliyorum bizim şeyden. Kapağı değişir. Başka bir kitap adında adam profesör olur şeyler. Kesinlikle. O kitabına profesör olur yani. Böyle durma. ASKP ne ne o diyor. Hocam federasyonu düzeltmesi gereken gerçekten çok şey var. Düzeltilmesi lazım yani. Çok. Bunları ben birkaç kere yazdım. Fakat yukarıdan yani Türkiye amatör spor gruplarının efendim İstanbul'a kalacağı misafirhane tesisleri falan var. Hilton oteli gibi. Yani çok güzel yerlerde kalıyorlar. Bu efendim yemekler, şunlar falan konfor mükemmel. Ama oradaki yanlışları kurallar, gören adam yok yani. Kurallar doğru uygulanmadı. Kitapçı. Yani güzel yazılır her şeyden evvel. Bir kere. Netlik olsun değil mi hocam? Tabii anlatım. Ben üniversitede kompozisyon dersleri okuttum. Kompozisyon, Türkçe dersleri okuttum. Anlatım net olacak. Açık kesinlikle olacak, anlaşılır olacak. Karşı yani hele bunları yoruma yok bunlar. Mahal vermeyecek. Ha, yoruma yok bunlar, yorum yok. Kesinlikle. Ha, onda acaba böyle miydi, şöyle miydi? İnandı falandı böyle yani. Kesinlikle hocam. Bu konuda böyle geçtik. Afyon Demirspor'da bu sene başarılı oldunuz, ligde kaldınız. Biz zaten biz devamlı başarılı. Bizim için başarı şöyle tabii, başarı. Tabii. Biz puanımız silinmese zaten 31 puandı. Ve biz bu sene 4-5 yıldır en başarılı dönemimizi yaşadık. Biz ikinci defa 7 maç birden kazandık. Son 5 maçta 5 galibiyet hocam. Son 5 maçta 5 galibiyet. Ondan önce de 2 galibiyetimiz var bizim. Yani 7 maç aldık. 3 kere 7 ne yapar? 21. 10 puan da şeyimiz vardı. Birinci derde 31 puanla bitirmemiz lazım bizim ligi. Bizim için başarı şu. Başarı mesela bizim kalecimiz 2004 doğumlu. Bütün maçlarımız doğumlu. Genç bir çocuk. Mert'in. Efendim 2005'li 2-3 tane futbolcumuz var bizim takımda. Evet, İlk 11'de. Yedeklerimizin hepsi zaten küçük genç takımdan. Yaş ortalamamız 23-24. Yani bizim başarımız bu. Efendim çok ucuz bir efendim diğerle takım yapıyoruz biz. Hocam maliyet nasıl karşılıyorsunuz? Bizim sendikaya üyelerimiz var, işçilerimizden. Ha onu da söyleyeyim. Sendikaya üye işçilerimizden 10 yıl önceki para bugün de aynı para kesiliyor. 10 yıl önce 1000 kişi çalışıyordu şeyde, devlet memuru işçilerinde. Bugün 550-600 kişi çalışıyor. Ve 3 yıl önce yanlış anlama pide yaptırıyorduk. Biz kendimiz yaptırırız pideyi. 5 liraya 500 liraya mal ediyorduk 3 yıl önce. 2 sene önce. Son maçtan önce 35 lira kendimiz yaptırdığımız halde 35 liraya mal etmeye başladık pideleri tanesine. Ekonomi kriz. Ha. 3 liraya kiraya aldığım Coca-Cola'nın efendim şişesi olmuş kaç lira 25-30 lira. 10 kat artışı hocam. 75 liraya gidiyorduk şeye buradan. Stadyuma. 250 liraya gidiyoruz. 6 aynen. Efendim 300-400 liraya gidiyorduk şeye. Emirdağ'da 900 liraya gidiyorduk. O da bize ucuz yazıyor. Bizim şoförümüz, efendim arkadaşımız, bizi götüren minibüsçü. Hüseyin Bey çok sizden iyi olması, çok iyi bir arkadaşımız. Yani bizi ucuz bile götürdüğü halde yani 300 liraya, 400 liraya gittiğimizde de 900 liraya, 1000 liraya gidiyoruz. Yani lüks içinde bir şey de şu var. Mesela ben antrenmanları biz bırakmadık şu an. Nasıl biz başarılı olduk ya. Biz haftada 2 antrenmanı evet katılım 11 ilk 11'den 6 kişi, 5 kişi, 4 kişi geliyordu ama antrenmanları biz yapıyorduk. Mesela bir antrenmana 4-5 kişi geliyor. Ertesi antrenmana oradan 2 kişinin öbür 5 kişi geliyor falan. Haftada 7-8 kişiye antrenman ettirebiliyorduk. Ve ben akşam 10'da 11'de 5-6 kişiyi kendi arabamla Erenler'e oradan köylerine, entlerine, evlerine dağıtıyordum gece. Gece futbolcu nasıl gidecek? Yani bu Ramazan günü. Ulaşım çok sıkıntı. Sıkıntılı. Hayır akşamları yok. Veya gidecek adam bir saat şeyde bekleyecek. Minibüs bekleyecek. Ve biz mesela benim yanımda Mustafa Yılmaz adında bir arkadaşımız var. Beraber çalışıyoruz. O da çok fedakarlık etti. Evet, çift adına çalışan. Arabalarımızda futbolcuları götürüyoruz. Cebimizden yetmediği yerde yetiriyoruz. Para harcıyoruz. Efendim cebimizden kattığımız paralar oldu yani. Sevdiğimiz için bu
zorlu. Ya tabii şimdi bir de doğru hani biz bu yola efendim sevdiğimiz için iki, bir de benim adım var. Şimdi küme düşseydi A gördü düşürdü olacaktı bu. Tamam mı? Yani ben Demirspor küme düşse A gördü düşürdü diye de davul soracak adamlar var burada. Yani sevmeyeniz çok mu hocam? Efendim? Sevmeyenizi çok. Ya sevmeyen demeyeyim de kıskanıyorum. Ben neyim sevmeyecekle? Ben yani öyle kimseye öyle kötülüğüm yoktur. Yani herkese yardımcı olmak isterim. Çok insana efendim böyle bir herhangi bir bilerek bir hatamız olduysa bilmem de bilerek kötülük etmiş adam değilim. Etmem yani. Çünkü bizim yaşamımız başımız ağrıdır. Benim herhangi bir şeyimiz yok. Efendim, kastım şu hocam, o anlamda değil de. Ha. Hani bu işte hep aynı antrenörünü çalıştırdı diye bir eleştiriler bizde hep sık bunlarla, özellikle genç antrenörlerden, genç antrenörün ortaya çıkmadığı, genç oyuncuların üstlere gidemediği, hep aynı antrenörünü çalıştırdığı, bu sık sık bu tür şeyler duyuyoruz. Bunlar düşünürüz neler? Şimdi şöyle. Neden yeni antrenörler çıkıyor? Şimdi şöyle. Şimdi sıradan bir antrenör değilim ben. Evet hocam. Ben pro lisans sahibi bir adamım. Çoğu kendimi pro lisansım var diye, bir dakika bak. Şunu da söyleyeyim. Ben pro lisansım veya AB lisansım var diye oturup da ben kendimi geliştiren, yetiştiren. Bir de ben yüksek lisans yapmış. Yani yüksek okulda ders vermiş. Bu işte kafa yoruyorsunuz. Yani. Yani böyle. Şimdi bu şartlarda futbolcu zaten hiçbir takımda çıkmaz. Hocam zaten şunu da ekleyelim. İkinci amatörde ya da birinci amatörde fark etmez. Süper amatörde çoğunun zaten teknik belgesi de yok hocam. Bırakın. Şimdi şöyle onu da belirteyim. Yani bu sene çok böyle sıkıntı çektim ben. Evet. Hele son şu şeylerden sonra bir ay falan uyku girmedi gözlerime. Uyku uyuyamadım. Çünkü eğer düşseydik tamamıyla sorumluluk bende olacaktı. O hükmen mağlubiyetimize neden olan futbolcuyu ben oynattım, ben aldım. Yani o yüzden de çok büyük bir böyle vicdan azabı çekecektim. O yüzden de ben çok uyuyamadım. O bakımdan çok sıkıntı çektim. Plan neydi hocam? Düşseydiniz planlar nasıl olurdu? Anlamadım. Düşseydiniz süper amatör ligden planlar nasıl olurdu? Plan mı? Evet. Ligden düşseydiniz süper amatör ligden ne yapmayı düşünürdünüz bugün? Bu seneye de efendim devam edip birinci lige çıkacaktı. Yani bu düşen bir sürü takım var. Mesela bizim bu, ben çok üzüldüm şeye. Çobanlar Belediyesi. Çobanlar Belediyesi'ne. Çobanlar Belediyesi iyi bir takım. Bu. Kendileri efendim 3-4 kere düştü çıktılar. Efendim geçen sene balda oynayan İstihisar düştü. Efendim Hocalar üstü. İkincilikten, birincilikten efendim Deniz Spor düşüyor. Evet, efendim öbür taraftan Süper Lig'den bir sürü takımlar düşüyor. Yani trilyonluk takımlar düşüyor. Yani bizim herhangi bir amatör takımın düşmesi yani beni çok üzer. Ama kimsenin de fazla umuruna gelecek bir şey değil yani. Bu. Dünyanın son değil diyorsun. Yani dünyanın son düşer çıkar yani bu Deniz Spor. Köklü bir kulüp efendim. Bizim bir de önemli olan bizim yönetimimiz filan belli. Yani bir müdür var, müdür yardımcısı, sendika başkanı, efendim belli başlı insanlar bizde yönetici. Yani keyfi bir işlem yok. Bizde mühürsüz, imzasız hiçbir tane belge olmaz. Kesinlikle. Yani belgelidir her şey, harcamalarımız. Siz aslında rol model bir takım oldunuz. Ya yani. Bizim öyle de yani çoğu takıma örnek olacak bir takımız biz Demirspor olarak. Yani onun için yani takımın düşmesi üzücü bir şey olur ama seneye çıkardı yani. Çıkılırdı yani. Bunda bir şey yok fazla. Demin de dediğim gibi mesela şu Deniz Spor'un düşmesine ben çok üzüldüm. Gençler Birliği mesela düşme durumu var değil mi? Yani Gençler Birliği yılların takım. Benim esas takımım yani Galatasaray'dan sonra Galatasaray'ı tuttum ben. Galatasaray Afyon'da bir takım Deniz Spor. Galatasaray ve Gençler Birliği taraftarıyım ben. Eskişehir Spor da çoktur. Eskişehir Spor da üçüncülükten düşüyor ya. Eskişehir Spor Anadolu Yıldızı bir takımdı. Evet, değil mi yani? Eskişehir Spor düşüyor ya. Yani. Bu arada sorularınız veya yorumlarınız yani olursa. Yani ben çok üzülüyorum. Üzülüyorum derken yakışmıyor yani Eskişehir Spor. Eskişehir gibi bir takıma böyle Eskişehir Spor'un düşmesi benim çok tuhafıma gidiyor yani. Futbola İnşallah yani. Düşmezler ama görünüş transfer de yaptılar. 20 tane falan. Ama düşüyorlar işte yani o da. Çünkü bu onların çoğu adaleti de biraz garip hocam. Bazen acıması da olmuyor. Başarılı evet. Olan takımlar. Şimdi Antalya Spor köyü düşmüştü. Ben iyi hatırlıyorum. Süper Lig'de son 2 maç kaybederek. Evet. Şimdi bir de
Yılmaz bu Boğazı'nın transferler, transfer yönetmenlikleri, paralar falan futbolcu yetiştirmesine, kendi futbolcu yetiştirmesine engel teşkil ediyor. Bu düşmeler. Evet. Mesela birincilikten, ikincilikten düşmeyi, ikisinden üstüne destek kaldırın. Çekiyor hocam. Herkes kendi futbolcu. Şimdi genç futbolcu oynatamıyor kardeşim. Arda Güler'e oynatıyorsun. Tabii daha küçük. Evet, çok yetenekli futbolcu ama efendim Fenerbahçe'de bir yere kadar efendim hoca çıkarıyor, hocayı yolluyorlar. Hoca yani o riski alamıyor. Yani risk alamıyor hoca. Hocam, hele yabancılara hiç risk almıyor. Kartaların güdümünde şimdi bizim şunlara geçtim. Benim antrenörüm, ben ikincilikte antrenörlük ettim Afyonspor'da bizim dönemimizde, daha sonra da ettim. Ve şimdi de öyledir. Biz efendim diyelim ki stoper oynamaz, sandırmalı veya sağdaki stopere çekeriz, oynanırız. Yani bir futbolcu almayı pek düşünmeyiz. Şimdi bırak onu sen. Ekonomik düşünüyorsunuz. Şimdi bıraksan nokta transfer, bir de sol ayaklı, sağ ayaklı futbolcu istiyor takımlar. Kesinlikle hocam. Yani sol ayaklı bir sol bekliyor. Futbolun evlenmesi. Yani neredeyse efendim ona heykel şey gibi futbolcu üretecektik, yontacaktık futbolcu. Böyle bir şey yok. Tarihleri... Mesela bizde oyuncu oldu. Ali Gülçar bizim genç takımda futbolcuydu. Afyonspor'a profesyonel oldu. Oynamaya başladı. Santrfor oynuyordu bak. Ali Gülçar. Blok karşımızda çok